Herkese merhabalar. Ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Profesör Doktor Osman Altı hocamız bizlerle birlikte. Hemen kendine merhabalar diyelim ve ekonominin şu anki son durumdaki yansımaları ne olacak? Seçimden sonra ne olacak sorusunu soracağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Siz dediniz ya, seçimin rengini işsiz vatandaş belirleyecek. Ekonomiyi düzelmesi, seçim sonrası toparlanması, işsiz izleyicilerimizin vereceği oya bağlı olduğunu dediğiniz için ekonomi düzelecek mi seçim sonrası, onu soralım hocam. İnşaat firmalarının yüksek yüksek bina yapması üst düzey vatandaşların gelirlerine hitap ettiğini dile getiriyorsunuz. Ama normal vatandaşın aldığı 8500 lira maaş, belki annesine babasından destek varsa, onlar da emekliyse, geçim yaşam hayatında bu şekilde. 8500, 2 aile çalışsa 16.000, hadi diyelim 20.000. Ama kiralar, satın almak istediği ev hayali gerçekleşecek mi? Kiralar çok yüksek. İstanbul demiyorum artık, Türkiye'nin her bir köşesinde. Market, manav, çarşıya gittiğinde rahat alışveriş yapacak mı? Seçim sonrası bizi neler bekliyor diye soralım. Bize bir tabir vardır. Tavşana kıç, tavşana kaç, kazıya kovala. Tavşan kaçıyor. Yani artık ipini bırakmış. Yani fiyatlar, enflasyon. Enflasyon zarar demek. Bunu bir türlü ben milletimize anlatıyorum. Zarar. Yani enflasyon bu demek. Başka bir şey değil bu ya. Kanalizasyon, manalizasyon değil. Enflasyon zarar. Ama zarar ettiğimizi kimse anlamasın diye mevcut politikacılar da, geçmişteki politikacılar da bunun adına enflasyon demiş. Zarar. Çünkü zarar çok itici bir kelime yani. Yahu kardeşim bu ayda zarar ettik. Yahu kardeşim bu senede zarar ettik. Der mi hiç kimse? He? Demek. Çünkü yıkama yağlama. Yahu kardeşim iyi de herkesin enflasyonu kendine. Parası olan adamın enflasyonuyla parası olmayan adamın enflasyonu aynı mı? İşsiz adamın enflasyonu kafadan %100. Yani istediğin kadar hikaye anlat. Yani dövizde, mevduat hesabında, faizde parası olan, borsada parası olan adamın, yaya altını olan adamın enflasyonuyla zar zor asgari ücretten iş bulabilmiş adamın enflasyonu aynı mı? Yani yutturma kardeşim, yemezler. En azından ben yemiyorum. Tabii bağımsız bilim adamları da yemiyor. Ama bir de yandaş bilim adamları var. Bir de bu televizyon sever ekran profesörleri var. Onlara gıcık oluyorum. Yani bu kadar şeyi, akademik şeyi, dereceleri sanki onlar da hakikaten hak etmişler gibi çıkartıyorum sahneye. Sahneye artist çıkıyor yani. Uvertür sanatçılar onlar. Adam iktisatçı değil, iktisatçı. Ya utan be, utan. Utanın ya. Yüzünüz kızarmıyor musun? Adam siyaset bilimci diyor, alakası yok. Alakası yok. Konuşuyorlar işte ya. Yalaka. Kimisi iktidar yalakası, kimisi muhalefet yalakası. Yalaka yani. Yok böyle kardeşim. Rakamları yalan söylemez. Türkiye'de işsiz adam sayısı kaç? Üniversite mezunlarının işsizlik oranı %56 kardeşim. Ne konuşuyorsun ya? Ne güzel bir şeyler yapılmış filan diye anlatıyorlar ya. Yani tabii bunlar da tabii bir reklam meselesi. Yani adam dükkanı, televizyon zaten adamın dükkanı. Çünkü reklamı kim veriyorsa o televizyon onundur ya. O da ona göre, kendine göre şey buluyor. Hani kafasına göre imam bulmak dediğimiz olay yani. Demek ki gerçekleri konuş. Enflasyon zarardır. Peki enflasyonu tetikleyen şeyler neler? Ücretleri arttırdığın zaman enflasyon artıyor. Evet. Peki ücretleri arttırdın diye fiyatlar olduğu gibi yerinde mi kalacak? Yok. Fiyatlar yükseliyor. Başka? Para basıyorsun. Para basıyorsun. Bastığın parayla işte ona para, buna para. Yani işte neredeyse yeni yeni tazminat türleri çıkıyor.
Şimdi siz şey yapmayın. Yani hanımefendiler alınır, alınabilir veya kız çocuklar alınabilir. Kızlara kızlık yardımı, kadınlara kadınlık yardımı. Ya o zaten kız ya veya kadın. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ya bu şekilde onlara küçük küçük rüşvet vererek iktidarınızı devam ettirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Yok. Ama fiyatları yükseltiyor. Para basıyorsun şakır şakır böyle Merkez Bankası 24 saat para basıyor. Bastığın para fiyatları yükseltiyor mu? Yükseltiyor. Peki bu bastığın paralarla işte bilmem şey EYT'lilerin emeklilik maaşını finanse edeceksin. Başka işte bu bir şey var. Fakfukfondan bilmem nereye kadar devlet tarafından şey yapan ne derler, finanse edilen bir takım kitleler var ya. Yani. Onlara da diyor ki bak diyor kardeşim diyor. Ben gidersem bunlar sana bu parayı vermezler. Akıllı ol diyor. Beni gönderme. Ben gidersem bunlar sana bu parayı vermezler. Onun için bunlara oy verme. Böyle ona oy ver, buna oy verme meselesiyle günlerimiz geçiyor. Kim, neyi, nasıl, ne zaman, ne şekilde yapacak? Biliyorsunuz bir kural vardır. Ergin insanlar işi konuşur. Cahiller kişileri konuşuyor. Yarı cahiller olayları konuşuyor. Kişileri konuşuyoruz. Türkiye'ye kişileri konuşturuyor. O aday olmuş da öbürü olmamış da bunun aday olmaya hakkı yoktu da öbürünün hakkı vardı da ne yazar kardeşim ya? Ne yazar? Ne yazar yani? Konuş. Kişileri konuş. Onun gözleri yeşildi de öbürünün elayı da bu işte geçmişte sağcıydı yok yok bilmem nerede solcuydu da geç be kardeşim bunları ya. Kişileri konuş. İkincisi olayları konuşur. İşte bundan 20 sene evvel şöyle olmuştu da 30 sene evvel şu adam var ya hani şu hani aday verip ondan sonra şöyle demişti de kişiyi konuşur. Daima gerçeklerden uzaklaştıracaksın. Hele bu seçim ortamlarında millete gerçekleri dinlettirmeyeceksin. Bir. Gerçekleri dinlettirmeyeceksin. Uyandırmayacaksın. Uyandırmayacaksın. Gerçekleri öğrenmesin. O zaman gerçeği bilen adam isyankar olur. Böyle uyumlu olmaz. Onun için kişileri konuştururlar. Olayları konuştururlar. Bunun adına da politika derler. Falanca aday olsun da olmasın, öbürü aday olsun veya olmasın. Falanca var ya, işte filancanın oyunu düşürmek için aday oldu. Falanca var ya, filancanın oyunu arttırmak için aday oldu. Adayına bak, millete bak, milletin haline bak. Bu adamlar aday olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Türkiye'nin sorunu sistem sorunudur. Sistemi konuşacağız. Sistemi konuşacağız. Birinci görevimiz helalinden iş bulmaktır. Bir yandan mevcut bir işsiz kitlesi var ki milyonları, milyonlarca, öyle 3 milyon falan değil yani hikaye. Laf ola veri gel yani. Olsa olsa metoduyla veya varsayamıyorlar şu kadar işsiz var diyorum. Yok ya. Yok ya. Çünkü o zaman hadi ilan et bakayım işsiz listesini ilan et de seçmen listesini aslan gibi ilan ediyorsun değil mi? Ha? Hadi işsiz listesini içim içim açıkla da görelim bakalım. Kaç milyon insan işsiz be? Kaç milyon işsiz? Rakamlarla yalan söyleyemezsin, örtemezsin de. Soruyorum. İşsiz sayısı kaç kişi Türkiye'de? Seçmen sayısını biliyorsun. İçine giriyor değil mi? Ha? İsim isim belli. Anası da belli, babası da belli, numarası da belli. Allah'tan bu vatandaşlık numarasını, projesini hazırlamıştım da uygulamaya girdi. İyi kötü bir şeylere ulaşabiliyoruz yani. İşsiz listesini açıkla kardeşim. Ahmet, Hasan, Hüseyin, Yozgat'ta şu kadar işsiz. Arpin'de bu kadar işsiz. Çıkart bakalım kardeşim ya. Trabzon'da bu kadar işsiz. Rize'de şu kadar işsiz. Çıkart. Zaten uyarıyorum. Propaganda öyle. Yalanla propaganda olma. Evet. Demek ki işsizlik sayısında Türkiye rekor kırmıştır. Türkiye rekorunu değil, neredeyse dünya rekorunu kıracak durumdadır. Evet. Hangi yüzde o istiyorsun işsiz adamlar?
Gerek özellikle tabii ki kimi sorumlu tutuyoruz? İktidarı sorumlu tutuyoruz. 20 yıllık iktidar oldun kardeşim. Sen bir şeyini bir performans raporunu bir çıkart bakalım yani. Ne yaptın yani 20 yılda? 20 yılda dolar 1 liradan 20 liraya gelmiş abi. Oh ne güzel. Dolar da anahtar. Nabız dediniz yani sizin programınızda da daha nabız, ekonominin nabzı nabız. Evet. Nabzı gösteriyor. 20 liraya çıktı dolar. Esas çıkması gereken rakam mı bugünkü politikalarda? Hayır daha da yukarıda. Enflasyon tek hanede olacakmış. Yani tek hane deyince hane biliyorsun ev demek aynı zamanda. Tek hane dediğin zaman işte yüzdesi en fazla 9 olacak demek. Yani geç be kardeşim ya. Geç. Nasıl olacak bu iş? Nasıl Nasıl? olacak Ne hocam? zaman? Ne şekilde? Bunu engelleyeceksin. İşte 100 günlük programımız diyor şeyde marifet. Öbürü bilmem ne. Ya ne günü ne saati be kardeşim. Ne saati ya. Nasıl yapacaksın ya? Ha? Bir günde fabrikalar şakır şakır artacak mı yani? Yatırımlar artacak mı? Bir 100 gün içerisinde oh her şey düzeliyor. O zaman da tatlıca da olmak lazım. Gerçi arkadaş bizim fabrikalarımız zaten halihazırda tam kapasiteyle çalışmıyor. Eksik kapasiteyle çalışıyor. Ne demek bu? Diyelim ki 100 ton şeker üretecek fabrikan en fazla 60 ton şeker üretiyor. Niye? İşte maliyetleri tutmuyor, satamıyor, dolayısıyla üretmiyor. İthal daha ucuz. O zaman ithal şeker geliyor. Düşünün Türkiye Uruguay'dan beri Brezilya'dan şeker alıyor. Öbür taraftan pancar. Felaket. Yer gök pancar ekilirdi eskiden. Yozgat'ta mesela pancar ekimi ve şeker fabrikaları vardı. Ne oldu kardeşim? Kim yaptı bunları? Bu şeker fabrikalarını bir an özelleştiren kim? Ha? Niye özelleştirdin arkadaşlar? Şehre yakın oldukları için bunların arsa, arazi değerleri, rantları arttı diye alıcı aldı, fabrikayı kapattı. Hepsinde hemen hemen böyle durumlar var. Evet. Şimdi gerçek konuşacağız. Peki hocam. 100 Teşekkür. günde düzelmesi bir kere hayal. Hayal satmayın. Milletimize de hayal satmayın. Öbürü Evet. gerçekleşenleri satıyor. Diyor ki enflasyon iyidir diyor. Fiyatların yükselmesi çok iyidir diyor. Doların yükselmesi de çok iyidir diyor. Ondan sonra bu rezidansların artması harika bir olaydır diyor. Bizim borçlarımızın artması da diyor. Harika bir olay. Yani Türkiye'nin borçları artık diyor. Bak diyor o kadar yatırım yaptık diyor. Havaalanı yaptık diyor. Bilmem işte Kanal İstanbul'u yapacağız diyor. Demek ki bizim diyor borçlarımızı daha da arttırmamız lazım diyor. İyi. Ama bir gün geliyor borç ödeyemez duruma geliyorsun. Çünkü anlayış şu. Yani Türkiye borçlarını ödemez. Birinci kural bu. Gelecek nesillere poliçe çeker. Yani vadeleri uzatır. Evet. Aldığı parayı da borç olarak aldığı parayı da fabrika yapımında kullanmaz. Yani bunların hepsi ekonomik kurallara %100 aykırıdır. %100 aykırı. Ve ne kadar cahil, cühela varsa ekonomi yönetimine getirir. Türkiye'de en önemli sorun sizin vasıflı olmanızdır. Ne kadar çok vasıflıysanız vasıflarınız negatife dönüşür. Çünkü adam der ki ulan ben bilmiyorum bu hıyar nereden biliyor? Mesela benim için de öyle diyordu. Ya ben bilmediğime göre Osman Altuğ da bilmez diyor yani. Niye? Nereden biliyor diyor. Veya X, Y hoca bu işin gerçek. Erik Evet. Zeydan mesela o da bilmez diyor. Erik Zeydan'ın olmadığı bir yerde Türkiye'de iktisat politikası meselesini konuşmak bile abestir yani. Ne muhalefette Erik Zeydan var ne iktidarda Erik Zeydan var ya. Affedersin. Toplama bu çıkartıyorsun. Takma. Takma iktisatçılar. Adam iktisatçı diyor. Kardeşim neyin iktisatçısı da ya? Evet Ben hocam. önceki hükümet döneminde işte biliyorsunuz başbakanlık başkan İsmail'de yaptım. Ekonomiden sorumlu. Ve önceki hükümetlerin de hepsine yaptım. Yani bir Bakalım. Evet. deneyim bu ya. Adam mal almamış, mal satmamış. Hıyar satmamış, hıyar üretmemiş. Bilmem işte hayvan üretmemiş, hayvan alıp satmamış. Yani adamın hiçbir şeyden haberi yok. Sen bu adamı getiriyorsun ki. Bakalım nasıl gelişmeler Bakmadın. olacak hocam. Ne oluyor? Hep Ne birlikte yapmış? takip Bir edeceğiz. tane doktora maktora yapmış. Ne Evet. doktorusun abi? Ne doktorusun? Yani ben bilmem ne doktoruyum diyor.
Artı bir şey daha söyleyeceğim. Son olarak. Bundan sonra bak. Adamın birisi diyorsa ki bunlar bizden aldığı vergilerle şunu yapıyor. Bir tanesi geçen gün dedi işte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşını ben veriyorum dedi. Vergilerle. İki vergilerini bu ödüyormuş. Yani bütçe. O zaman diyeceksin kardeşim getir şu beyannameni. Ha? Getir şu beyannameni. Getir vergi beyannameni, gelir vergisi beyannameni. Getir de göster bakayım kaç para vergisi geri getirmiş. Devletin vergilerini oraya buraya verdi diye şikayet edenler, vergi vermeyenler gırgıra bak ya. Böyle bir eğlenceli ülke ya. Çok fazla Kemal Kılıçdaroğlu konuşulacak konu işçiden maaşını var. alıyor, Evet. ücret ve vergisi kesiliyor. Peki sen ne yapıyorsun abi? Sen ne kaç para vergi verdin devlete de benim verdiğim vergileri iyi devlet yönetmiyor diyorsun. Sen kaç para vergi verdin? Ben öyle söyleyeceğim bundan sonra. Yani katıldığım programlarda da yanımda kişiler varsa vergiden var. Göster kardeşim. Ben kendi beyannamemle gideceğim ayrıca. Yani Hepsini konuşacağız hocam. Bir gittim. sonraki Türkiye yayınımıza. Cumhuriyeti'ne Evet. Maliye Bakanlığı'na verdiğim gelir vergisi beyannamesi bu. Aslan gibi bu kadar vergi ödemişim ben. Sen ne ödedin de kardeşim neyin hesabını soruyorsun? Çünkü para verene hesap sorar. Para vermeyen adam hesap sormaz. Ben sorarım. Aslan gibi vergi ödüyorum. Evet. Peki sen? Hem vergi ödemiyorsun. Hem de bu vergiler nereye gidiyordu? Yani Evet. dünyada en önemli şey gerçektir. Gerçekten daha önemli bir şey Sonra da evet yok. Osman Altı Hoca neden sinirlendi, neden bu kadar tepki gösterdi diyorlar, değil mi hocam? O yüzden çok fazla konuşulacak konu var, soru var. Virgül koyalım, bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden devam edelim, olur mu hocam? Çünkü çok Aha. fazla konuların cevabı ve sorularını konuştukça saatlerce yetmeyecek. Sizin gibi bilge bir isimle de yayınımızı yaptığımız için konu konuyu açıyor. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bir sonraki yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Sağ olun, saygılar. Çok teşekkürler. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ekonominin şu anki son durumunun değerlendirmesini değerli hocamız yaptı. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.